İnsanoğluyuz sonuçta. Hani insanların bulduğu bir şeyle Allah'ın gönderdiği hastalığı yenebileceğimizi sanmıyorum. Evet, başarırız. Niye başarmayalım ki? Biz Türk milleti olarak nelere başardık bugüne kadar? Öyle bir şey olsa zaten baştan sağlıkçılar kendilerini siper etmezler. Bu aşının bulunması gerekli. Ben de bu konuda olumlu yönde katılıyorum. Atatürk'ün de şu sözüyle cevabı bitirmiş olayım. Hayattaki en hakiki müşrit ilimdir diyor. Koronavirüs aşısından umutlu musunuz? Sizce başarabilir miyiz? Yani inşallah başarabiliriz. Önce dua ediyoruz. Umut her şeyimiz bizim için. Böyle düşünüyorum yani. Biz istersek bence her şeyi başarırız. Umutsuzuz dersek yaşamamamız gerekiyor. Umutluyum. Daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Bu hastalığı yeneceğimize de inanıyorum. Sadece büyüklerimizin de dediği gibi bazı kurallara uymamız gerekiyor. Sabretmemiz ve umutlu olmamız gerekiyor bence. Buradan aşı denemeleri için de başarılar diliyorum. İnşallah her şey güzel olur. Bence olabilir. Neden olmasın ki? Yapabileceğimizi düşünüyorum ülkece. Yapamayacağımız bir şey değil. Çalışıyor, çünkü çoğu insan çalışıyor ve çabalıyor. Bir tarafta evet çalışmayan, çabalamayan da var ama bir tarafta gerçekten çabalayan insanlar da var. Yani olasılık meselesi zaten. Şöyle bir şey var. Aşının hani uzun süre ilk başta bir belirti göstermeyebilir hani yan etki olarak. Uzun süre sonra tekrar belki farklı kötü etkileri olabilir. Yani bu bilinemez. Bu uzun bir süreç gerektiriyor bence. Yani inşallah başarırız diye umuyorum ama bilmiyorum yani. Herkes gibi bilmiyoruz ama umarım bizim ülkemiz başarır. Bizim için de daha iyi olur diye düşünüyorum. Tabii ülkemize güveniyoruz bu konuda. İnşallah başarılı sonuçlar alırız. Vallahi Türkiye olarak güçlü bir milletiz. Nasıl söyleyeyim, başarız, diğer ülkeler gibi kestirip atmıyoruz. Ülkemiz gayet yeterince gelişmiş bir biçimde şu anda. Ki Covid sürecinde de inşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Aşılarımız tepkisini gösterecek. O yüzden yani çok umutluyuz. Başarırız tabii ki. Bu kendi elimizde olan bir şey. Başarırız, niye olmasın? Valla insanlık bugüne kadar her şeyi başardı, bunu da başarır. Umutsuz olmaya gerek yok. Başarılır. Hani yan etkiler çıkabilir diyorlar. Bunun hani onun için bilmiyorum hani nasıl güvenip nasıl yaptıracağız. İlkin bir yaptırsınlar, biz de ona göre inşallah yaptırırız. Yani başarabiliriz. Hepimiz gereken önlemleri alırsak başarabiliriz. Ama önlem almasak nereye kadar gider böyle? Uzar gider yani bence. Birçok duyum alıyoruz. Bu aşılar içerisinde çipler var ya da daha başka olumsuz şeyler duyuyoruz ama şu an belki umutlu değilim. Onun için çalışmalar devam ediyor. Görüyor, izliyor. İnşallah bulunur. Yani onda başka temennimiz o. İstesek Türk insanı çok şeyi başarır da işte o inşallah nasıl olur, nasıl yaparlar bilemiyoruz. Yani gittikçe artıyor. Yani biteceğini de sanmıyorum. Ne olur ne olmaz bilemem. Allah'a kalmış bir şey. Tıp gelişti artık. Bir şey de buluyorlar. Allah razı olsun. İnşallah başarılı olacağını tahmin ediyoruz. Yani devletimiz, bakanımız açıkladı ya hani aşı denemesi yapılacak diye. İnşallah başarılı olur diye düşünüyorum. Allah herkese sağlık, sıhhat versin inşallah. Belki. Umudum yok da hani olsa zaten bu zamana kadar olurdu. Ama şu an sanmıyorum ya. Yani biraz daha zaman alır. Yani şu an bulacakları imkansız gibi bir şey ya. Yani şu ara yani bu aralar. Biraz daha zaman alır. Ben umutluyum. Başarırız diye düşünüyorum yani. Öyle bir şey olsa zaten baştan sağlıkçılar kendilerini siper etmezler. Evet, başarırız. Niye başarmayalım ki? Biz Türk milleti olarak nelere başardık bugüne kadar? Koronavirüs aşısından son derece umutluyum. Zaten ilk aşıyı Rusya bulmuştu. Türkiye'de yapılan aşı çalışmaları da var. Onlardan da umutluyum. Sonuç olarak bu beladan bir şekilde kurtulacağımıza inanıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Aşı çalışması yapan bilim insanlarına teşekkür ederim. Buradan da şunu anladık. Hani bütün insanlık bir olmuş, adeta bilim insanlarını inceler vaziyetteyiz. Atatürk'ün de şu sözüyle cevabı bitirmiş olayım. Hayattaki en hakiki müşrit ilimdir diyor. Şu an için hani koronavirüs aşısı üzerinde onlarca aşı çalışması yapıldı. Hani dünyada bir sürü bilim insanı bu aşı üstünde bir sürü gerçekleştirmeler yaptı. Hani kobeler üzerinde, fareler üzerinde bu aşılar denendi ve Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde bu aşı üzerinde çalışan doktorlar falan hani olumlu sonuçlar almaya başladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la hani bu doktorlara karşı ricalarını sundu, teşekkürlerini sundu. Ben de bu aşıdan umutluyum. Hani ülkemiz için, dünya için bu aşının bulunması gerekli. Ben de bu konuda olumlu yönde katılıyorum. Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya aşının koruyucu özelliği var. Bir de bulaşı azaltacağı için ben umutluyum açıkçası yani. İnsanlar bunun üzerine bilim adamları çalışma yapıyorsa ortak akılla halledilecek diye düşünüyorum inşallah. Aşı dediğim gibi hani bulunabilir gibi gözüküyor ama ihtimal tabii. Aşı düşünmüyorum. Sağlıklı olduğunu da düşünmüyorum. Yani bu kadar can kaybı oldu niye şimdi? O yüzden düşünmüyorum. %100 bir iyilik sağlayacağını sanmıyorum. Çünkü araştırmalar olsun, Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamalar olsun, aşının %100 bir etki etmeyeceğini sağlıyor, onu savunuyor. Biz de onların yalancısı oluyoruz tabii. Sonuçta tıp okumuyoruz. Sadece duyduğumuz bilgiler doğrultusunda düşünüyoruz. Umarım aşı gerçekten de düşündüğümüzün aksine olur, işe yarar. Biz de bunu yabancı ülkelere satarak ekonomimizi belki daha iyi seviyelere getiririz bu şekilde. Bilmiyorum, inşallah biz buluruz aşıyı da bizim için de faydalı olur. Ama umut ediyorum kısa zamanda bulunacak. Öyle düşünüyoruz inşallah. Yani Allah derdi veriyorsa dermanı da veriyor. Derman da doktorlar elinde bulunuyor. Bulunacaktır yani. Bu olur, öbürü olur. Bulunur. Umutsuzluğa gerek yok. Hayat devam ediyor. İnşallah dedikleri gibi doğru olur. Her şey hayallerde kalmaz yani. Çoğunlukla hayallere takılıyoruz ama inanıyorum yani olur. Çok da umutlu bir şey düşünmüyorum. Yani iyi olacağını sanmıyorum. İnsanoğluyuz sonuçta. Hani insanların bulduğu bir şeyle Allah'ın gönderdiği hastalığı yenebileceğimizi sanmıyorum. Ki siz denek olur musunuz? Yani gerekirse olurum diye düşünüyorum. Eğer istenirse olurum yani. Denek olmayı düşünebilirim. Olurum. Olabilirim. Hani böyle bir şeye kesinlikle hayır diyemem. Sonuçta birileri bunun için denek olacak. Bu ben olmayayım başkası olsun dersem bu da bir ayrıyeten bencillik. Yani böyle bir şey olmaz. Olurum. Yani sağ yani bir an önce iyi olması için aşısını yaparım yani. Olamam. Neden? Ailemin tek geçim kaynağı benim. Ben denek olursam ne olacak? Kim bakacak aileme? Açıkçası olmam yani. Neden? Yani bir nevi hayatın üzerine kumar oynamak gibi bir şey. Çünkü dediğim gibi hani belirtilerini bilemeyiz, yeni çıkan bir aşı sonuçta. Uzun vadeli bir şey olması gerekiyor. Sonrasında ne olacak, ne etki gösterecek bunu bilemiyoruz. O konuda zor, bizden geçti. Gençler var, gençler olsun. O konuda denek zor, denek olmayız.